Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere iki telli İstoç'tan sesleniyoruz ve Sado İthalat firmasına konuk olduk. Firma işletme müdürümüz Sayın Ozan Baltaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ozan Bey, burada bir bayan için özellikle çok keyifli bir mekan. Kesinlikle, yüzünüz de gülüyor, belli kesinlikle oluyor. Kesinlikle, yani kapıdan içeriye girdiğimiz andan itibaren bizi bu keyifli ürün yelpazeleriyle karşıladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Çok sağ olun. Burada görüyorum ki A'dan Z'ye bir evi ilgilendiren neredeyse tüm ürün yelpazesi kesinlikle, bizlere kavuşturulmuş kesinlikle durumda. Mutfak aksesuarlarından aklınıza ne geliyorsa her değil şey mi mevcut. Aha. Gerek ithalat anlamında ve gerekse imalat anlamında bizlerle birliktesiniz. Bunun için de teşekkür ediyoruz sizlere ki bu zengin yelpazeyi Türkiye'ye kavuşturduğunuz için. Ve tabii ki soruyorum, 1998'lere dayanan keyifli bir geçmiş var. Evet. Ve biz de ediyoruz ki bizleri o keyifli yıllardan bugünlere taşır mısınız lütfen? Şirketimiz şimdi 1998'de kuruldu. Saadettin Yardım tarafından. Elimizden geldiğince kaliteyi eksik etmemeye çalışıyoruz. Hep kaliteyi ucuza satmaya çalışıyoruz. Kalitenin uygun fiyatla buluştuğu kesinlikle adres Sado diyoruz o zaman. Evet. Diyebiliriz. Yani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Fiyatlarımızı uygun tutmaya çalışıyoruz. 15 senedir ayakta durduğumuza göre hani bunu da becerebildiğimizi zannediyoruz. Biz de inşallah. İzmir'de bir ithalat yerimiz, Ankara'da 2 toptan yerimiz, İstanbul'da da 3 senedir faaliyet gösteriyoruz. İzmir'de ayrıyeten 5 tane de perakendemiz var. 6.yı açıyoruz. Hayırlısı olsun çok diyoruz şükür biz de. Diyoruz. Evet. Yapabildiğimize inanıyoruz. Ben hemen tabii ki bu kadar çabuk çabuk geçmeyeceğim. Bir İzmir firmasısınız. Çünkü evet, İzmir'de asıl merkezimiz İzmir'de, genel müdürlüğümüz İzmir'de. Evet. Ve dediğiniz gibi de tüm illerimize yayılma durumundasınız. İnşallah gelecek yıllar içerisinde de tüm Türkiye'mde sizleri görmek istiyoruz. Aynı İnşallah kaliteyle, İnşallah aynı uygun fiyatla ve aynı güler yüzle birlikte. İnşallah. Burada ürün yelpazelerini açmak istiyorum izninizle. Bir ithalat grubumuz var ve biz de imalatını bir de gerçekleştirdiğimiz biraz o muhteşem bir grup var ki birçok ilki gerçekleştirmiş durumdayız burada. Seramik anlamında muhteşem bir yelpaze. Evet. Bahsedelim mi biraz, kaç metrekare bir alanda, hangi, nerede bu imalat gerçekleşiyor ve kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu anlamda? Anadolu yakasında yerimiz var, bir imalat yerimiz var, seramik. İthalata biraz sıkıntı yaşadığımız için yerli mala biraz daha ağırlık verdik. Hani bizim için de daha iyi tabii imalatın satılması da, sonuçta yerli mal olduğu için. Tim bir de anında biz, müşteri taleplerini karşılama tabii gerekse ki, tabii müşteri, ki olan bir olası bir durumda yeni bir tedarikle onlara cevap verme adına da tabii ki üretim şu, çok önemli. Şu 5 sene falandır bayağı da güzel kaliteli mallar da çıkartılıyor seramiklerden. Hani bayağı güzel, hani porselini aratmayacak şekilde kesinlikle seramikler de katılıyorum çıkıyor. Ki satışımız değil, biraz daha ona ağırlık veriyoruz. Yani ithalatı da hem kesmiyoruz Türkiye tabii. Hem Türkiye adına, tabii döviz ki girdisi adına tabii yani ki gereksiz yere bir ithalat gerçekleştirmek. Çünkü bizim ülkemizin tabii ki dövizinin yurt dışına akması tabii ki daha demek. Iyi. Yani ona ağırlık vermeye çalışıyoruz. 1800 metrekare alanımız var. 900-902 kat olarak. Aydınlı, karşıda Anadolu yakasında Aydınlı'da faaliyet göstermekte. 46 çalışanıyla beraber. Süper. 46 en az çarpı 2 anlamında düşünecek olursak 100-150 kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Türkiye adına da evet, teşekkür ediyorum size. Keşke biraz daha büyütebilsek. Yani elimizden geldiğince oraya ağırlık vermeye çalışıyoruz. Değil İthalatı mi da kesmemek şartıyla tabii kesinlikle ki. Çünkü her ürün yelpazesini aynı anda bulundurma şansımız maalesef tabii yok Türkiye'de üretim adına. Ürün yelpazeniz ne kadar geniş olursa o kadar daha iş yapabiliyorsunuz. Tabii değil kaliteden mi hiçbir zaman ödün vermemek şartıyla. Ama Sado'ya gelmişsek burada sanıyorum tüm ürün yelpazesini bulmak mümkün. Kesinlikle. Biraz da galiba talepler bunu belirliyor. Müşterinin talepleri doğrultusunda elimizde olmasa bile hemen o ürün yelpazesini gerek imalat anlamında gerekse ithalat anlamında buraya getiriyorsunuz ve bizlere kavuşturuyorsunuz. Özellikle kesinlikle, bayanlar kesinlikle, çok şanslı diyorum. Kesinlikle. Peki efendim bu ürün yelpazesinde neler var diyelim? Tabaktan meyveliye, bardaktan şimdi, tabak cezeye bardaktan ziyade çok genişledi bu bizim züccaciye piyasası. Yani kahve fincanının polyesterini bile yapabiliyorlar değil artık. Mi? Seramiği,
İşte kupaları, her şey olabilir, her şey olabilir. Yani bir plastikten de bir şey çıkarılabiliyor, kupa çıkarılabiliyor. Artık o kadar genişledi ki. Şöyle diyebiliriz o zaman ki porselenin, plastiğin, seramiğin olduğu tüm ürün yelpazelerini burada tek bir noktada bulmak mümkün. Bence siz müşteriler fazla yorulsun istemiyorsunuz. Tüm ürün yelpazeyi tek adreste bulsun istiyorsunuz. Değil mi? İnşallah biz de ilerleyen yıllar içerisinde böyle güzel mekanların daha da büyüyerek ama kalite ve uygun fiyattan ve güler yüzden ödün vermeden bizlerle birlikte olmasını dileyerek soruyoruz efendim. Diyoruz ki hedefler arasında neler var? Büyümek, daha büyümek, kurumsallaşmak, yani markalaşmak. Bu konuda size gerçekten katılıyorum. Burada Sado marka olmuş durumda gerçekten. Yani 15 senelik bir firma değil mi? Kesinlikle. Efendim. Ve kendi ürün yelpazesini de yine Sado markasıyla bizlerle buluşturdu. Bizler inşallah bu yelpazenin daha da genişleyerek bizlerle olmasını diliyor. İnşallah hedefimiz bu zaten. Değil mi? Büyümek. Aynen o zaman. Daha iyi bir yerlere gelmek. Müşteriye daha iyi hizmet vermek. Daha memnun etmek. O zaman biz de hemen soruyoruz size. Diyoruz ki ürün yelpazenizin ne kadar arkasındasınız sevgili müşterilerinize karşı? Biz her zaman arkasında olduk. Her zaman olduğumuz için zaten 15 senedir ayaktayız. Yaptığımız ithalatlardan hiçbir zaman pişman olmadık. Müşterilerimiz de öyle. Yani bizler burada satana kadar değil, sonuna kadar arkasındayız sevgili konuklarımızın ki dostlarım diyorsunuz artık onlara. Biz de nice yıllar boyunca aynı kaliteyle, aynı özveriyle, aynı müşteri memnuniyetiyle bizlerle olmanızı diliyor, saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İki Telli İstoç'tan, Sado İthalat'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra gerçekten artık ithalatın ve seramikte markanın adı Sado diyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.